Herkese merhaba, Öz Mutfağa hoş geldiniz. Bugün size 10 dakikada hazırlayıp çayın kahvenin yanında nefis bir şekilde yiyebileceğiniz çok pratik bir kek tarifim var. Şimdi sizi fazla bekletmeyeyim, hemen tarife geçeyim. Karıştırma kabına 2 yumurtayı alıyorum. Yarım su bardağı şeker ekliyorum. Su bardağı ölçüm 200 mililitre standart su bardağı. Yumurta ve şekeri iyice köpürene kadar, şeker içinde eriyinceye kadar çırpıyorum. Bu arada malzeme miktarlarının detaylarını açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da daha detaylı bakabilirsiniz. Yarım su bardağından bir parmak eksik kadar ayçiçek yağı ekledim. Bir su bardağı dolusu yoğurt ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra unu ekleyeceğim. Ununu eleyerek azar azar ekliyorum. 2 su bardağı un kullandım. Bir paket kabartma tozu. Bir paket şekerli vanilin. Yarım çay kaşığı da tuz ekledim. Kalan unu da ilave ettikten sonra spatula ile karıştıracağım. Gerçekten çok pratik ve bir o kadar da çok lezzetli bir kek. Denemeyenlere kesinlikle tavsiye ediyorum. 10 dakikada hazırlayıp fırına atabileceğiniz nefis bir lezzet. Evet, kek harcım hazır. Kıvamı da bu şekilde. Çok sıvı da değil, çok koyu da değil, orta kıvamda. İki elma kullanıyorum. Biri büyük, biri küçük olduğu için siz elmanızın büyüklüğüne göre miktarını ayarlayabilirsiniz. Küçük olan elmayı kabuklarını soydum ve çekirdeklerini de ayıkladıktan sonra küp küp doğrayacağım ve harcın içine ekleyeceğim. Yani kekin içinde de dışında da dolu dolu elmalı bir kek olacak. Evet, doğradığım elmaları da harcın içine ekliyorum. Karıştırdıktan sonra kek harcım hazır olacak. İsterseniz tarçın ve ceviz de ekleyebilirsiniz. Çok da yakışır. Sizin zevkinize kalmış, tamamen tercih sizin. Diğer elmayı kabuklarını soymadan çekirdeklerini ayıkladıktan sonra dilimleyeceğim. Kek kalıbının tabanına yağlı kağıt yerleştirdim ve kek harcını kalıba aktarıyorum. Kalıbın ölçüsü 19 santim. Dilimlediğim elmaları kekin üzerine yerleştireceğim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğim. Ben yaklaşık 50 dakika kadar pişirdim. Her fırının pişirme süresi farklı olabileceği için siz kendi fırınıza göre ayarlayın lütfen. Elmaları da bu şekilde yerleştirdikten sonra şimdi üzerine derin dondurucuda dondurduğum tereyağını rendeliyorum. Her yerine tereyağı gelecek şekilde tereyağını yayacağım. Evet, kekim fırına gitmek için hazır. Şimdi kekimi pişmeye veriyorum. Evet, kekim fırından çıktı. Gerçekten çok nefis görünüyor. İlk sıcağı çıktıktan sonra kenarlarından spatula ile biraz gevşetiyorum. İyice soğuduktan sonra üzerine biraz pudra şekeri serpiyorum.
Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Evet, şimdi bir dilim kesip size içini de göstermek istiyorum. Hafif nemli kıvamı, içinde dolu dolu elması, nefis bir kek oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Umuyorum ki tarifimi beğenmişsinizdir. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.